Herkese merhabalar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bu videomda bazı çekmiş olduğumuz videolarda özellikle demek istiyorum ki düşük ışıklı koşullarda ve ortamlarda çekmiş olduğumuz bazı videolarda oldukça karşımıza sık çıkabilen kumlanma, karıncalanmayı bilgisayar başında video düzenleme uygulamaları ile ne derece düzeltebiliriz bunu anlatmak istiyorum. Bunu da DaVinci Resolve uygulaması ile anlatmak istiyorum. Zira DaVinci Resolve uygulaması hem Mac platformunda hem de Windows platformunda tamamen ücretsiz olarak edinebileceğiniz ve kurup kullanabileceğiniz bir uygulama. Şimdi isterseniz sözü çok fazla uzatmadan gelin direkt bilgisayar başına geçelim ve hemen direkt oldukça basit olarak birkaç adımda nasıl videolarımızdaki bu karıncalanmadan, kumlanmadan en azından kabul edilebilir seviyede nasıl kurtulabiliriz bununla bir bakalım. Evet, ilk etapta DaVinci Resolve'yi açıyoruz ve açtıktan sonra dosyamızı ekliyoruz. Şöyle ben bakayım, karıncalanmanın had safhada olduğu bir video istiyorum. Nasıl? Bir de şuna bakalım. Evet, bu sanırım bu daha uygun. Evet, burada değiştir diyoruz. Change'e tıklıyoruz. Hemen akabinde arkadaşlar dosyamızı sürükleyip, timeline'ı sürükleyip bırakıyoruz. Ardından hemen aşağıda bakın işaretliyorum. Füzyon sekmesini seçiyoruz. Füzyon sekmesini seçtiğimiz arkadaşlar iki tane düğme karşımıza çıktı görmüş olduğunuz gibi. Bu iki düğmeyi şöyle ben daha rahat görebilmem açısından ortalıyorum her zaman. Sol tarafta medya giriş, sağ taraftaki ise medya çıkış düğmemiz. Medya giriş düğmemiz yani sol taraftaki düğmemizi arkadaşlar bir kere tıklayıp seçili hale getirdikten sonra Shift, yani klavyeden Shift ve boşluk tuşlarına basarak araç seçim ekranını çıkartıyoruz ve buradan hemen aşağıda bulunan arama çubuğuna Noise yazıyoruz arkadaşlar. Hemen yukarıda zaten sonuçlar çıktı farkındaysanız. Yukarıya çıkarak Remove Noise'u seçiyoruz. Hemen akabinde aşağıda bulunan pencerenin altında bulunan ADD yani ekleme tuşuna basıyoruz, işaretliyorum. Zaten bastıktan sonra görmüş olduğunuz gibi her iki yani medya giriş ve medya çıkış düğmelerinin arasına Remove Noise penceremiz, düğmemiz geldi arkadaşlar. Noise yani gürültü kaldırma penceremiz geldi. Bunu da hemen sağ tarafa tıklayarak arkadaşlar iki pencere olarak görebilirsiniz. Burada da sol taraftaki mesela videomuzun giriş olarak, giriş videomuz olarak olabilir. Sağ taraftaki de son halini göstermesi için. Hemen bakın düğmelerimizin altında bulunan iki tane nokta var. O iki noktadan sağ taraftaki mesela Remove Noise'a gelerek arkadaşlar buradaki sağdaki noktayı tıklıyoruz. Böylelikle sağdaki videomuz son hali yani videomuzun işlemden sonraki son halini temsil ediyor. Hemen medya girişine baktığımızda da orada noktalardan soldaki seçili farkındaysanız soldaki seçili olduğu zaman da medya girişi yani videonun orijinal hali de sol tarafta demek oluyor bu. Şu şekilde biraz isterseniz de ayarlardan biraz yakınlaştıralım, %100 yapalım daha net görebilmemiz açısından. Evet. Hemen sağa geldiğimizde metot sekmesi var. Metot sekmesinde color ve chroma olarak belirtilmiş arkadaşlar. Color'u seçmenizi önermiyorum. Chroma'yı seçerek daha iyi bir sonuç alabileceğimizi düşünüyorum. Ben böyle yapıyorum en azından. Zira color sekmesi arkadaşlar ilk etapta şu şekilde alt tarafta color sekmesi. DaVinci Resolve ilk etapta buradan ücretsiz sürümünde color sekmesinden profesyonel olarak bir remove noise'u zaten sunuyordu. Bu şekilde gürültü gidermeyi sunuyordu ama yapılan güncellemelerle birlikte artık bunu kaldırdı. Biz de bu şekilde elimizden geldiğince yapıyoruz. Hemen metottan chroma'yı seçtikten sonra softness luma'dan arkadaşlar biraz mouse'umuza basılı tutarak sol tuşuna basılı tutarak veya hemen rakamların üstüne gelerek mouse'umuzda yine sol tuşuna basılı tutarak mouse'umuzu hareket ettirerek bu şekilde oynama yapabiliyoruz değerlerle. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken şey bu değerleri çok fazla aşırı oynamamanız. Zira aşırı oynadığınız takdirde de netlikte
yumuşamalar oluyor arkadaşlar. Yani bu sefer de netlik kaybolmaya başlıyor. Bu bakımdan çok fazla aşırıya kaçmadan en azından kabul edilebilir seviyeye gelene kadar bu şekilde ayarları kurcalayabilirsiniz. Çok fazla sona getirmemeye dikkat edin bu ayarları arkadaşlar. Zaten bizim de ihtiyacımız olan ayarlar bu üstteki iki ayarlar arkadaşlar. Eğer isterseniz de altta bulunan detay kısmıyla da detaylara ayar yapabilirsiniz arkadaşlar. Yalnızca basit olarak bu şekilde olduğunu söyleyebilirim sizlere. Hemen baktığımızda videolarımıza oynatıyorum şu anda görmüş olduğunuz gibi. Gözle görülür şekilde bir karıncalanmada silinme oldu, kaybolma oldu. En azından kabul edilebilir seviyeye geldiğini söyleyebilirim. Bu şekilde videomuzu oynattığınızda daha net görürsünüz bunları. Aynı zamanda oynattığınızda bu efekti uygulayacağı için arkadaşlar biraz takıla takıla gidebilir bilgisayar. Problem değil. Çıktı aldığınızda son derece akıcı olacaktır. Resimlerimizi %200'e büyüttüğümüzde ise gördüğünüz gibi gerçekten de oldukça kaliteli iş çıkardığını söyleyebilirim. %400 yapalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi karıncalar oldukça yumuşatılmış. Neredeyse tamamı kaldırılmış gibi, en azından kabul edilebilir seviyeye gelmiş diye düşünüyorum. %200'de daha net görülebiliyor sanırım. Ve şimdilik de %100'e alalım tekrar. Şöyle, tamam. Evet, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar en azından bir gece videosu olarak düşünüldüğünde kabul edilebilir seviyede olduğunu söyleyebilirim. Evet, görmüş olduğunuz gibi çekmiş olduğumuz videolarımızdaki kumlanma ve karıncalanmadan en azından kabul edilebilir seviyeye kadar ne kadar düzeltebileceğimizi, nasıl düzeltebileceğimizi görmüş olduk arkadaşlar. Eğer bu konu hakkında bana sorularınız olursa yorumlar bölümünden sorabilirsiniz. Bildiğiniz üzere elimden geldiğince cevaplıyorum. Buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar çok teşekkür ederim. Diğer videolarımda görüşmek üzere, sağlıkla kalın diyorum. Bu arada eğer kanalımı beğeniyorsanız ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz ve aşağıda bulunan beğen butonuna tıklayarak da bildirimleri açabilirsiniz yeni videolarımdan haberdar olmak adına. Çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarımda görüşmek üzere, sağlıkla kalın.